kitabı yazma serüveninizi de anlatıyorsunuz ya kitapta. Evet. Birkaç kez ya uzun yıllardır aslında ilk yazmanız gereken kitapken belki hep bir şeyler oluyor. Evet. Bir 10 sene de acaba bu ahiret hayatıyla ilgili Halil Akbaş'ın yaşadıkları yani o aleme gidiyor ve buna insanlar şahit oluyor. Kur'an-ı Kerim'le uyumlu mu diye bu kez en Evet. son 2010'da aklınıza takılıyor ve başlıyorsunuz. Bu kez zaten siz çok iyi bir Kur'an dostusunuz. Elhamdülillah. Ama bir de bu gözle Elhamdülillah bakın. dedim. Şimdi Sözü bir tane söyler misin bir daha o sözü? siz çok iyi bir Kur'an Ya dostusunuz Rabbi dedim. duy. Bir daha söyler misin? Çok iyi bir Kur'an Allah razı olsun. dostusunuz Ya Mehmet Rabbi. Ali abi. Ya Rabbi bunu duy. Evet. Bizlere de sevdiriyorsunuz, anlatıyorsunuz. Allah bin kere razı Evet. olsun inşallah. Şimdi Mehmet Ali abi biz Hakk'ın rahmetine kavuşacağız bir gün. Siz hep İnşallah dersiniz ya Hakk'ın yani rahmetine kıyamet kavuşalım iyi olur. inşallah. İnşallah kavuşalım yani öleceğiz. Rahmete kavuşalım. Allah'ın rahmetine kavuşalım. Evet. Kavuşalım da herkes ölecek. Kavuşan da ölecek, kavuşmayan da Doğru. ölecek. Şimdi hem Kur'an çerçevesinden çok hassas bir şekilde baktınız, hem Halil Akbaş'ın bütün hayatınızı etkileyen yaşadıkları ortada. Biz ahirette neyle karşılaşacağız? Biliyorum bu birkaç dakikaya sığmaz ama böyle biraz anlatacak olsak ne anlatır? Allah Cennet, cehennem. Gafurur Rahim'dir. Allah kulunu o kadar çok seviyor ki bir gün Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın hüzünlendiği ve ağladığını gördü Allah. Cebrail'i gönderdi. Git dedi. Sor. Neden ağlıyor? Neden ağlıyor? Geldi Cebrail. Allah'ın sana selamı var ya Resulullah. Neden ağlıyorsun? Dedi ki cehennem çok ağır, dayanılmaz ve benim ümmetim çok zayıf, kendilerini onun hışmından koruyacak şeyleri yok. Bunların büyük bir kısmı oraya düşecekler. Bu beni acındırıyor, hüzünden kahrolacağım. Çünkü bilmiyorlar, yapıyorlar işte. Yani neticede yaptıkları onları cehenneme götürecek. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Cebrail'e şu şey verdi. Dedi ki, ey Cebrail, sen bana rahmetimin ummanını göster. Benim merhametimin ummanını göster. Baktı Hazreti Peygamber böyle gözünün önünde perdeyi kaldırdı. Ucu bucağı olmayan bir deniz. Ucu bucağı olmayan bir deniz. Denizin ortasında küçücük bir ada. Adanın üstünde o küçük adaya uygun bir ağaç. Onun üstünde bir kuş. Kuşun ağzında bir damla çamur. Dedi ki sor bakalım ya Muhammed. Kuşun ağzındaki bu çamur o deryaya düşse o derya bulanır mı? Hayır dedi. Senin ümmetinin tamamının işlediği günahlar o kuşun ağzındaki çamur kadardır en fazla benim rahmet deryam karşısında. Şimdi esas mesele bu rahim ve rahim Rahman olan bu kadar gafur rahim olan zata karşı bizim yaptığımız edepsizlik. Ancak şu var. Nuddin Arabi'nin çok böyle sevdiğim bir şeyi vardır. Bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Diyor ki ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni kerim olan Rabbine karşı gurura, afraya, tefraya sevk eden nedir? Sen niye bu rahim olan, kerim olan Rabbine karşı afra tafra yapıyorsun? Sanki suç işlemiş gibi seni yaratmakla. Nuddin Arabi orada bir cevap veriyor. Ben keyfimden ağlamıştım. Ya Rabbi, sen orada kerim dedin ya diyor. Kerim olan Rabbine karşı dedin ya, ona güvendik diyor. Biz Rabbin keremine güveniyoruz. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Zerre miskal imanınız varsa ve zerre miskal imana meyliniz varsa ve yapmasanız da yapmadığınız o hayırların Allah'ın emri olduğunu bilseniz, yapsanız da o günahın bir ceza olduğunu yüreğinizde hissedip bir gün tevbe etmeliyim bundan diye bir telaşınız varsa Allah annenizden daha rahmetli ve merhametlidir. Ha, şimdi ben bunu yaptım böyle yapacak. Bir bunu yaptım bunu yapacak. Şey var. Cevşen diye çok güzel bir dua var. Orada bir şey de diyor ki la yuahizu bil cerime. O sizin cürümlerinizi hemen sizin cürümlerinizi alıp sizi pataklamaz, dövmez. Defalarca 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 affediyor. Bu sizin işleyip de edepsizce işleyip de
tövbe etmediklerdir karşınıza gelen. Yoksa insan, günahsız insan yoktur. Peygamberlerin dahi zellesi vardır. Ama Cenab-ı Hak onları koruduğu için onlar günah işlemediler, işlemiyorlar. Çünkü koruma altındadır. Bunun dışında hiçbir insan yoktur ki her hareketi doğru olsun, müstakim olsun. Rahmeti olmadan Allah'ın bizim cenneti kazanabilme şansımız yoktur. Ama cehennem bir kesp işidir. Bir zulüm işidir. Bir cehil işidir. Bu bir hattı kesme işidir. Hatta bazen yapmamaktır. Şimdi mesela diyelim ki büyük 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 bir gemi düşün. Binlerce insanın içinde bulunduğu bir transatlantik gemi düşün. Orada dümenci sadece dümeni tutar. O kadar. Ve dümeni tuttuğu için de bir ücret alır. Adam sadece dümeni tutmayı bıraksa. Mesela bu kadar. Hiçbir şey, başka bir şey yapmadı. Ne yaptı? O koca geminin karaya oturmasına sebebiyet verir. Veya bir yere çarp batmasına sebebiyet verir. Ya sadece dümeni bıraktı. İşte şirk ve zulüm Cenab-ı Hak katında bir şeyi tatil etmektir. O yüzden küfür çok kolaydır. Kolaydır çünkü kesptir. Şimdi mesela diyelim ki Ayasofya'ya müthiş bir cami. Bir Bizans şey lazım. Bizans bütçesi lazım. Justinianus gibi böyle itikatlı, kendisini Allah'a adamış bir adamın bütçesi lazım ve o ustalar lazım. Bak ne kadar zamandır? 1600 sene oldu ayakta. Şimdi ama bir küçücük fitili bir dinamit ile siz o binayı aşağı indirirsiniz. Tahrip böyle bir şeydir. İşte şirk ve küfür bu kadar azim bir mesele olduğu için yani bir anda kainat kitabını veya kainatın kendisini küfür ile dibine bomba atıyorsun. Yok sayıyorsun. Diyorsun ki bu kainatın sahibi yoktur. Böylece içinde bulunan bütün eşyaları, bütün nesneleri sahipsizlik, abes ve çirkin hale düşürüyorsun. İşte insanın yapmış olduğu hadsizliğin ceremesinden dolayı geliyor. Hadsizlik. Yoksa kusur eninde sonunda affedilir. Yeter ki iman et. Yeter ki ahiret gününe inan. Çünkü Cenab-ı Hak normalde gerçek şey olarak diyor ki Allah'a iman ve ahirete iman. Vazgeçilmez ikili bu. Bir insan Allah'a iman ediyorsa hayatını tanzim eder. Bir insan ahirete inanıyorsa davranışlarını tanzim eder. Allah'a iman ediyorsan bu senin dünya hayatında kendini tanzim etmeni gerektirir. Ahirete iman ediyorsan o zaman benim ilkaya karşı hareketimi doğru tanzim etmem gerekiyor. Ötekilere karşı hayatımı ve davranışlarımı doğru tanzim etmem gerekiyor. Çünkü bunların hepsi Allah'ın emanetidir. Ve bunların hepsi Allah'ın rahmetidir. O yüzden ne diyor bizim Yunus? Yaratılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Sen yaradana inanıyorsan, yaratılandan sana intikal eden sıkıntıları hoş görürsün. İşte cehennemin asıl vesileleri, sebepleri insana yaptığınız eziyettir. İnanın, eğer insan iman ediyorsa ve namaz da kılıyorsa, Allah birçok günahını affediyor ya. Bu kadar basit. Zaten okumuşsun, dikkat etmişsindir. Cehennemde azap çekenlerin hepsinin yaptığı bir itiraf var. Diyor ki namaz kılmadım. Ve çok ilginçtir. Askerler de kendi aralarında konuşuyorlar. Birisi diyor ki mesela Hüseyin çok ilginç bir karakterdir. Lan oğlum diyor. Bakın diyor. Bu adamın söylediklerinin hiçbirisi namaz kılmıyor. Demek ki bu namaz çok mühim bir mesele. Siz kılmıyorsunuz diyor. O zaman ceremesini çekeceksiniz diyor. Yani orada bulunmalarının sebebi, yani cehennemde bulunmalarının sebebi her şeye rağmen yine de inanıyor olmalarıdır. İnanmışlar ama hata etmişler. Hiç inanmayanların cehennemi çok farklıdır. Burada Halil'in gittiği cehennem veya gördüğü operasyonlar inanmış insanların, Müslüman insanların hatalarının tadil edildiği, cennete layık olmayan unsurlarının tadil edilip cennete layık hale getirildiği bir cehennemdir. Yani orada yaşananlar öyledir. Oraya hiç düşmemek mümkün müdür? Hayır. Her insan cehenneme uğrayacaktır. Bu bir hadistir. Her insan muhakkak cehenneme uğrayacaktır. Fakat bir kısmı hayal süratinden geçecek. Bir kısmı rüzgar süratinde geçecek. Bir kısmı şimşek süratinde geçecek. Bir kısmı yana yana geçecek. Bir kısmı içine düşecek. Allah bizi hayal süratiyle üstünden geçenlerden, hervele ile geçenlerden eylesin. Yani cennete giden yolun üstünde bulunuyor. Bunun manası da şudur. Nefs
Eğer işin içinde Allah yok ise nefsin yaptığı her şey bizi cehennemlik yapıyor. Bu Hazreti Mevlana'nın şey vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'de cehennemin kapısının 7 olduğu söylenir. Cehennemin kapısı 7'dir. Geçer bu. Mevlana bunları dil kapısı, el kapısı, ağız kapısı, kulak kapısı, bel kapısı ve ayak kapısı diye tasnif eder. Yani şöyle diyor. İnsan eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla, ağzıyla, beliyle ve ayağıyla yapmış olduğu hatalardan dolayı kendisini cehenneme düşürür. O yüzden de Kur'an diyor ki cüz-in maksum, her bir kapıdan bir cüzünüz girecek. Yani dilinden dolayı, yediklerinden dolayı, baktıklarından dolayı, dinlediklerinden dolayı, yürüdüklerinden dolayı. Çünkü ayağınla da hata yaparsın. Mesela canın diyelim ki ya diyelim aklın gitme diyor. Nefsin de git diyor. Ayak orada gidiyor. Nefsi dinliyor. Kalbin diyor ki yapma. Veya nefsin diyor ki yap. Sen kalbini de dinlemiyorsun. Dolayısıyla da insanın bu yedi duyu ile, duyu organı ile yapmış olduğu fiillerden dolayı cehenneme giriyor. Şimdi o kapılar üzerinden gidiyoruz. Eğer iman yok ise insanın yapmış olduğu fiillerin tamamı cehennem ürünüdür. Ed-dünya mel'unun ve mel'unine ma fiha diyor Peygamberimiz. Dünya ve içindeki her şey mel'undur. Yani cehenneme aittir. Ancak bu fiillerin bir kısmının seni kurtaracak cennet malzemesi olabilmeleri için kalbinin içine iman soketi koyacaksın. Hani bir otele motele gittiğinizde size bir kart verirler. Bu kartı gidersin, kapının arkasında bir soket vardır. Yakarsınız, ışık yanar. Aynı bunun gibi şu bedenin elektriğinin gelmesi ve ışıklarının yanması ve elin, ayağın, dilin yapacak fiillerin bir kısmının cennete layık hale gelmesi için önce oraya kalbin içine iman kartuşunu koyacaksın. O elektrik gelecek. Sonra yaptığın fiiller eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun veya insanların hayrına ise, hayvanların hayrına ise o seni cennete götürür. Yoksa insanın nefsi için yapmış olduğu fiillerin tamamı nefis ile birlikte ateşe götürür insanı. O yüzden iman eğer kalpte karar kılmışsa bu sefer Allah seçmeye başlıyor. Şu işi hayırdır, güzeldir. Şu fiili vardır. Şu niyeti şöyledir. Niyeti böyleydi. Çünkü uzun bir hadis-i şerif var Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. En son diyor ki Cenab-ı Hak der ki gidin, cehennem artık halka dağıtıldı, her taraf herkes gitti. Cehenneme giden insanlar için Cenab-ı Hak diyor kendi kendine der ki insanlar şefaatçi oldular, peygamberler oldular, melekler oldular. Herkes birbirine şefaatçi oldu. Şefaatçilik yapmayan bir tek ben kaldım. Erhamur Rahimin olan ben diyor. Ve bu Erhamur Rahimin vasfını cehennemin üstüne atar diyor. Öyle ki cehennem söne yazar diyor. Ve kendi rahmetinden milyarlarca insanı oradan cüruf olmuş insanı çıkarır, hayat vadisine atar ve onlara bunlar sırf küçük bir niyet ile kalplerinde taşıdıkları küçücük bir hayıra yönelim niyetiyle kurtuldular diye boyunlarına güzel beyaz bir gerdanlık takar. Ve o gerdanlığa imrenirsin. Dolayısıyla insanın iyiden yana tavır koyması lazım. Bak işte diyor ki yapmak istemiş. Ya İlkay'ın şöyle bir sıkıntısı var. Ben şuna yardım olsam etsem mi acaba diye. Sonra da ama yapmıyorum. Fakat gönlümden ciddi geçiyor ki ben yardım edeyim. Ama yapmıyorum. Bu bile seni kurtarabiliyor. Onun için ne yapıp edin? İyiliğinizi çoğaltın. İyi niyetinizi çoğaltın. Ve Allah'a itimat edin. Bir takipçinizin çok güzel bir sorusu var, evet. Mehmet Ali Hocam. Bunu sormak istiyorum. Hayır. Çünkü çok sıkı bir takipçimiz olduğu belli. Eyvallah. Diyor ki 12. gecede olanlarda hüzün, keder, hastalık gibi durumların günahları temizlediğini söylüyor. Ama Mehmet Ali Hocamız ruhun deşifresinde düşünceler davranışa yansır diyor. Evet. 9 numaralı kitapta ve gizemli sorularda da ağrı ve sıkıntı için dualar öneriyor. Yani şunu soruyor. Diyor ki biz bir sıkıntı başımıza, bir hastalık, bir şey geldiğinde günahlarımdan temizleniyorum diye buna dayanalım mı? Yoksa ruhun deşifresindeki gibi, dualardaki güçler gibi gücümüze sarılalım ve onu yenmeye mi çalışalım? İnanılmaz sarsıcı, günlerdir hem elimden bırakamadığım, hem okurken gözyaşlarıma hakim olamadığım, hem uzun uzun beni düşündüren bir kitap oldu.
Bu kitabı yazarken gerçekten kardeş kendi nefsime yazdım. Sayfaların büyük bir kısmında gerçekten gözyaşım vardı. Olaylar onlarca kişinin önünde her gece cereyan ediyor. 45 gün boyunca o ızdırabını dolu insan görüyor. Ey insanlar, günah işlerken, hata yaparken, bilhassa insanlara zulmederken, haksızlık yaparken bilin bu size dönecek. Bu dünyada yapmış olduğunuz hatalarla, günahlarla, haksızlıklarla, zulümler ile Allah'ı, ibadeti, ahireti, imanı hissedecek cihazlarınızı paslandırıyorsunuz. Cenab-ı Hak ne diyor? Mutlu mu olmak istiyorsun ey kulum diyor. Çok güzel bir kadın al. Değil. Çok yakışıklı bir erkek evlen. Değil. Çok paran olsun. Değil. Çok iyi bir evde otur. Değil. Say değil. Ya ne? Biz ahirette neyle karşılaşacağız? Ben gençlere söylüyorum. Kendilerini cehenneme düşmekten korumak istiyorlarsa 4 şey söyleyeceğim. Uykun kaçsın. Ey mümin, uykun kaçsın. Çünkü gerçekten uykunu kaçıracak bir sınava doğru gidiyorsun. Ey Müslüman,